Şimdi inciklerimizi bu şekilde yerleştirelim. İçerisine bir iki tane taze biberiye, biraz tuz, birkaç tane kuru erik. Bu arada kuru eriklerimizi küçük tenceremize de koyabiliriz. Biraz da üzerine şimdi sıcak su çekeceğim. Yavaş yavaş yumuşatacağım. Kuzu inciklerin içerisine bir parça da kuru soğan koyacağım. Soğanı güzelce kabuklarını alıyorum. Ve şimdi bunu bütün olarak kuzu inciğin içerisine ekledim. Şimdi üzerine suyumuzu da ekleyelim. Şimdi kapağımı kapatacağım. Biraz daha su ekleyeceğim. Kuzu etlerinin hizasına kadar getiriyorum suyu. Kapağımı kapattım. Bu şekilde ortalama 45 dakika düdüklü tencerede kuzu inciklerimi pişireceğim. Şimdi beğendiğimi yapabilirim. Bunun için de tereyağını tencereye ekliyorum. Tereyağı iyice eridikten sonra içerisine unu ekleyeceğim. Ve sütü de ekledikten sonra içerisine közlenmiş patlıcanlarımı ekleyerek beğendiğimi hazır hale getireceğim. Bu yemeği beğendi, erik püresi ve kuzu inciği üçünü bir arada servis ederek sunacağım. Bundan dolayı şimdi erikleri sıcak suyun içerisine koydum. Biraz kaynatıyorum. Yumuşadıktan sonra onları da püre haline getireceğim. Şimdi unu ekliyorum içerisine. Evet, tereyağında unu bir süre kavurduktan sonra şimdi sıra geldi sütü eklemeye. Sütümü de içerisine yavaş yavaş ekliyorum. Şimdi bunun içerisine patlıcanımı da ekliyorum. Kıvamını dengelemek için biraz da ılık su ekliyorum içerisine. Şimdi biraz tuz. Biraz da muskat cevizi rendesi. Tekrar güzelce karıştırıyorum. Evet, beğendim hazır. Kuru eriklerim pişiyor ve bir yandan da kuzu inciklerim düdüklü tencerede pişmeye devam ediyor. Bunların hepsi hazır olduktan sonra aynı tabak içerisine birlikte servise sunacağım. Beğendi, güzelce kıvamını aldı. Eriklerim güzelce pişti. Düdüklü tenceremde de kuzu inciklerimi güzelce pişirdim. Şimdi açıyorum. Evet, kuzu incikleri bu şekilde çıkartıyorum. Kırmızı biberden birkaç tane ince doğrayacağım. Üzerine koymak için. Fındıklardan da yine birkaç tane çevresine koyacağım. Dilerseniz kuzu etlerini bu şekilde kemikten ayırabilirsiniz. Az miktarda tereyağı koyacağım şimdi eriklerin içerisine. Şimdi tabağımın en altına beğendiden koyuyorum. Beğendinin ortasına bir tane kalıp koyuyorum. Bunun üzerine de şimdi biraz önce ayıtlamış olduğum kuzu etlerini bu şekilde de biraz daha küçük parçalara ayırabilirsiniz. Hatta severseniz eğer kuru kekikte üzerine gezdirerek lezzetini farklılaştırabilirsiniz. Hazırlamış olduğum etleri şimdi beğendinin üzerine bu şekilde kalıpla yerleştiriyorum. Güzelce bastırıyorum ve kalıbımı bu şekilde açıyorum. Çevresine de birkaç tane kuru erik, taze biberiye ve birkaç parça da kırmızı biber. Ve birkaç parça da fındık. Ve yemeğim servise hazır.